2 aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz projeler ve tesislerimizdeki son gelişmeler hakkında sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Önemli projelerimizden birisi Riva projesiydi. 2017'de başlayan ve hala hazırda da devam eden bu proje bugün devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Riva projesi 1400 villadan oluşan bir projeydi. Bugüne kadar %50-55'e yakın kısmı satılmış olup ve kulübe büyük bir destek sağlamıştır. Geriye kalan villalar, geriye kalan gayrimenkuller için satış hazırlıkları ve inşaat süreci devam etmektedir. Yalnız şunu ifade etmekte fayda var. Ülkemizin geldiği ekonomik koşullar çerçevesinde Riva'daki satışlarımız yavaş gitmektedir. Ama şurası kesin. Yaklaşık kulübümüze ait olan 130 adet villa hala mevcuttur ve yaklaşık bunun getirisi de Galatasaray Kulübü'nün kasasına bugün itibariyle 2,5 milyar ve biraz daha üzerinde bir girdi sağlayacaktır. Buradan da Riva Projesi'ne e, ilgi duyan değerli Galatasaraylılar da bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü bayağı bir kısmı kulüp üyelerimiz tarafından savunulmuş. Kemerburgaz projemiz var değerli Galatasaraylılar. Yine 2016-2017 döneminde kulübümüze da kazandırdığımız ve Metin Oktay tesislerimizi buraya taşımak üzere planladığımız bir arazi 49 yıl üst kullanım hakkı için Galatasaray'a verilmişti. Hayalim Galatasaray'ı o dönemde gene başkandım ve hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibariyle ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesislerimiz bundan yıllarca evvel değerli başkanlarımız, değerli kulüp üyelerimiz ve Galatasaray sevdalıları tarafından kulübümüze kazandırılmış ve o sayede Galatasaray Türkiye'de çağ atlayan bir kulüp haline gelmişti. Buradan onlara büyük bir teşekkür gönderiyorum. Fakat futbolun geldiği ekonomik seviye ve dünyada futbolun geldiği rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun için biz Florya ile ilgili Florya'daki arazimizin ekonomik değeri de çok yüksek. Bunu değerlendirmek, Galatasaray'a hem modern bir tesis kazandırmak ve buradaki ekonominin de değerlendirilmesi suretiyle Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını çok rahat yönetilebilir ve sürdürülebilir bir finansman yapı yapısına kavuşması için planladığımızı bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi Florya'da Galatasaray Spor Kulübü'ne çok önceden tapo edilmiş 22 dönüm bir arazimiz vardı. Hemen bununla bitişik olan yaklaşık 40 dönüm bir arazide milli emlakın malıydı ve eşi misil ödemek suretiyle biz bu araziyi de antrenman tesisi olarak kullanıyorduk. Bu süreçte arazinin ekonomik değeri ve Galatasaray'a sağlayacağı faydalar dikkate alınarak satın alınması ve projenin 65 dönümlük bir alanda realize olması için büyük çaba sarf ettik. Ben buradan büyük bir teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengize göndermek istiyorum. O dönemde ilk tasarlanan projenin dışında 20 dönümlük arazinin tekrar geri alınmasına destek vermiş ve geri almıştır. Bugün uyguladığımız proje bu geri alma sayesinde 45 dönüm, 40 dönümü de buna ilave etmek suretiyle ekonomik değeri Asan'ın çok büyümüştür ve hakikaten bazı rakamları telaffuz etmeyeceğim. Galatasaray'a büyük fayda sağlamaktadır. Bizim amacımız yaklaşık 65 dönüm olan ve tapunun tamamı Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan bu Asan'ın geliştirilmesiydi. Bildiğiniz gibi bu 40 dönümlük milli emlak daha sonra emlak konuta geçen araziyi 1 milyar 85 milyon lira artı KDV ödemek suretiyle satın aldık. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü bu arsayı kendi imkanlarıyla almıştır. Rekabette olduğumuz bazı kimseler bu arsanın Galatasaray'a sanki bedelsiz verilmiş gibi bir çağır, e, algı yaratma peşindedirler. Bu öyle değil. Galatasaray 1 milyar 85 milyon lira artı KDV ödemiştir. Bugün itibariyle de arsanın üzerinde herhangi bir borcu kalmamıştır. Biz... Bu 1 milyar 85 milyonluk kredi kullandık. 18 aylık bir krediyi de 6 ayda kapattık. Florya projesinin gelişmesi için yaptığımız çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Buranın inşaatı için yaptığımız teklif toplama ve kurduğumuz ihale komisyonu sayesinde bunlar inceleniyor zannediyorum bugünlerde bitmiş olacak. Çok güzel teklifler var. Buradan şunu ifade edebilirim. Flori arazisinin geliştirilmesi suretiyle elde edeceğimiz ilk avans ödemesiyle de bankalar birliği konsorsiyumuna olan borcumuzu ödeyeceğiz ve tamamen yapılandırma anlaşmasının dışına çıkacağız.